Herkese merhaba. Ukrayna Savaşı merkezli gelişmelerde küresel dengeleri sarsacak çok önemli adımlar atılıyor. Nedense Türk medyası bu gelişmelere çok fazla yer vermedi ama ben 24 saat gecikmeli de olsa, hatta sayılmaz 24 saat gecikmeli bile. Çünkü sonuç itibariyle NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de 2 gün yapıldı. Ve bu toplantıda bazı misafirler vardı NATO'da ilk kez gözüken ve o misafirlerle beraber NATO'nun dünyayı ne tür bir yörüngeye doğru götüreceğinin de ana ipuçları ortaya çıktı. Bir defa bu NATO Dışişleri Bakanları toplantısında NATO'nun önümüzdeki 30 yıla 40 yıla uzanan yeni stratejik raporu ve kavramı prensipte kabul edildi. Son şeklini Haziran ayındaki zirvede alacak ve NATO önümüzdeki yıllarda dünyaya nasıl bakıyor, nereye bakıyor, oralarda neler yapacak onu net olarak açıklayacak. Ama Brüksel'de son 2 günde gerçekleşen Türkiye'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temsil ettiği bu toplantıda, Dışişleri Bakanları toplantısındaki konuklar esasında NATO'nun bırakın Ukrayna üzerinden doğuya genişlemesini, NATO'nun Avrupa'dan Pasifik Okyanusu'na genişlemesine dönüşmüş durumda. Niçin? Çünkü NATO Dışişleri Bakanları'nın son toplantısına tarihte ilk kez Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları katıldı. Onların yanında daha önceki NATO toplantılarına katılmış olan Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları da vardı. Bakın bu son derece önemli bir görüntü. Çok, çok önemli. Yani savaşı, mavaşı falan bırak. Bu olay var ya, NATO'nun Dışişleri Bakanları toplantısına Güney Kore, Japonya tarihte ilk kez, Avustralya ve Yeni Zelanda, zaten Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'dan katılması NATO'nun önümüzdeki Haziran ayından itibaren yalnızca bir Avrupa ittifakı olmayacağını ve bu ittifakın yeni müttefiklerle beraber Asya-Pasifik stratejik bölgesine de oturacağını gösteren, böylece Batı'nın yalnızca Rusya'yı değil Çin'i de çok net bir şekilde hiç tartışmasız hedefe oturttuğunu işaret eden bir gelişmedir. Bu son derece önemli stratejik gelişmenin üzerinde durmak zorundayız. Çünkü NATO'nun evriminin ta Madrid zirvesinden bu yana, İspanya'daki 3 yıl önceki, o günden bu yana nereye doğru yöneldiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni sistemi niçin gündeme getirdiğini de görmemiz gerekiyor. Hedefte Rusya ve Çin var. Bu artık 2x2=4 durumda. Çünkü NATO zaten Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'nin Batı Avrupa'ya muhtemel saldırısını ve Doğu Avrupa'da kurumsallaştırmış olduğu işgal kuvvetlerinin yaygınlaşmasını önlemek amacıyla kurulmuş bir yapıyken, şimdi Ukrayna Savaşı sürecinde Asya-Pasifik bölgesinin batı kanadını temsil eden Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore ve tabii ki Rusya'ya karşı yeni dengeler oluşturan dört devletin NATO'yla iç içe, belki de sürpriz olabilir, bir müttefiklik kabiliyeti çerçevesinde birleşmesine neden oluyor. Yani NATO
NATO, Ukrayna topraklarında Rusya'yı nasıl kuşattıysa, yakın bir gelecekte Çin'e şu işareti veriyor: ben oraya da geliyorum. Zaten Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, dört tane komşu Batı alyanlısı devletin NATO toplantısına katılmasından sonra yaptığı açıklamada, NATO bir soğuk savaş ürünüydü. Fakat çoktan ortadan kalkmış olması ve Varşova Paktı gibi yok olması gerekiyordu. Ama şimdi sürekli yeni düşmanlar üreterek küresel bir yayılmanın peşindeler diyerek bu duruma tepki gösterdi. Japonya, Avrupalı müttefiklerinin yolundan giderek bugün itibariyle hem Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi, hem Rus kömürüne yeni yasaklamalar getirdi, hem de daha henüz sayısı açıklanmayan ama çok miktarda olduğu belirtilen Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Güney Kore ise çok enteresan, yeni bir cumhurbaşkanına sahip. Milliyetçi kimliği var bu yeni cumhurbaşkanının ve o cumhurbaşkanının daha önceki Güney Kore liderlerinin yolundan gidip Amerika'nın baskısını hafifleterek Çin'le daha rahat bir ilişki mi kuracağı, yoksa kurmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Avustralya ile Birleşik Krallık, yani İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin son anlaşmasının Rusya ve Çin tarafından geliştirilmiş olan hipersonik füzelere karşı yeni hipersonik füze ve savunma sistemini birlikte üretme olduğunu söylesem, zaten işlerin nereye doğru yuvarlandığını hemen anlayacaksınız. Mark Milley, Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin, dün Temsilciler Meclisi'ndeydi, bugün Senato'da konuştu ve çok enteresan bir şey. Güya Amerika Birleşik Devletleri tek Çin politikası uyguluyor, değil mi? Richard Nixon'ın 1972 Mao Zedong buluşması. Hayır. Mark Milley dedi ki Çin yönetimine Tayvan'a dönük bir askeri müdahalesinin sonucunda neyle karşılaşabileceğini bizim bugünden çok iyi anlatmamız gerekir. Bir ada devleti olan Tayvan'ı Çin'in herhangi bir saldırısına karşı askeri olarak koruyacağımızı çok iyi bilmek zorundadırlar dedi. Yani Amerika ikidir. Daha önce de bir videomda bahsetmiştim ki o hanımefendi Taipei'de, yani Tayvan'ın başkentinde fiili Amerikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Söylediklerini aktarmıştım, savunmasına yardımcı olacağız diye. Bu sefer Amerikan Genelkurmay Başkanı diyor ki Çin'e, sen bu Tayvan'dan uzak dur. Oysa Çin'in ideolojisi Tayvan'ı almak üzere şekillenmiş. Hani bizim Kıbrıs gibi. Hani Kıbrıs'ız nasıl yapamazsa bir Türkiye, Çin, yani Türkiye'ye diyorsun ki sen haklısın, girebilirsin oraya ama giremezsin diyorsun. Aynı durum şu anda. Şu anda aynı durum. Tabii Çin, Tayvan üzerinden, dikkat ediyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ne polemiğe girmiyor. Polemiğe girmiyor. Fakat sonuç itibariyle NATO'nun yeni dönem stratejisinin Rusya'yı ve Çin'i bloke etme ve gerekirse çok kötü hırpalama üzerine şekillendiği anlaşılıyor. Şimdi o zaman şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Müzakereler var. Taraflar arasında barış var güya vesaire. O zaman böyle bir durum, yakın bir gelecekte ne müzakere edilirse edilsin, taraflar eğer karşılıklı olarak bir soğuk savaş ve sıcak savaş yaklaşımı içindelerse, bu çerçevede önlenemez bir gerginliğin yaşanacağı açık ve net bir gerçektir. Peki bu arada niçin
Niçin Batı'nın otokrasi demokrasi diye adlandırdığı, yani otokrat diktatöryal rejimler ve Batı'nın liberal yapısı çerçevesinde yapılandırdığı bu mücadeleyi yaydığı ve dünya ekonomisinde çok büyük iniş çıkışlara neden olabilecek yeni cepheler açtığını da tartışmamız gerekecek tabii ki. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye NATO üyesi. Bize yabancı bir ittifaktan konuşmuyoruz. Ve Türkiye bakıyorum her ne kadar tarafsız gibi bir görüntü sergiliyor olsa da Ukrayna konusunda NATO ülkelerinin tamamı kadar tarafsız. Yani sonuç itibariyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden atılan genel kurul tarafında yapılan oylamada Rusya'nın atılmasına onay verenlerden biri de Türkiye'ydi. Böyle bir durum var. O yüzden hepimizin bu konuları çok yakından izlemesi lazım. Benim gördüğüm kadarıyla biz şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la falan da bir araya gelmeye çalışıyoruz ya, bunun zamanlaması yanlış. Eğer Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la, bunu ayrı bir video yapacağım, bu kadar iyi olmak istiyor idiyse bunu Donald Trump zamanında yapacaktık. Yani şimdi bu Joe Biden döneminde Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'ın bir değeri kalmadı. Bunu Erdoğan madem bunu istiyordu, böyle bir şey istiyordu olabilir, o zaman bunu Trump döneminde yapıp nemalanmamız gerekiyordu. Niye bunu söylüyorum? Bakın, o sözünü ettim Birleşmiş Milletler oylamasında Katar dahil 6 körfez ülkesi çekimsel oy kullandı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin talebini desteklemediler. Niye? Niye her seferinde Amerika'ya bir zorluk çıkartma eğilimine girmiş vaziyetteler? İşte petrol fiyatlarını düşürmüyorlar, doğal gaz fiyatlarını. Bunlardan bir tek Katar gerçekten o kıvrak bir politikası var. Amerika'ya söz verdi. Yılda 20 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gazla Avrupa'nın açığını bir şekilde, Rusya'dan doğan açığını kapatacaklar. Ama sonuç itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan neden Amerika'ya mesafeli? Söyleyeyim. Anladılar. Bu Amerika ile Batı'nın otokrasi demokrasi yani diktatörlükle demokrasi mücadelesi üzerinden geliştirdikleri strateji sonuç itibariyle bir gün sadece Rusya ve Çin'i kapsamayacak. Buna uzmanlar Arap kapitalizmi diyorlar körfez ülkeleri için. Yani krallar, şeyhlerin petrodolarlar üzerinden güç devşirdikleri bir dönem. Ve anladığım kadarıyla Rusya ve Çin'le NATO'nun bu mücadelesi er veya geç Arap dünyasında da yeni bir demokratikleşme dalgasının doğmasına neden olacak. Arap Baharı'ndan farklı bir şey. Ve hepimiz göreceğiz o diktatörlükler, şeyhlikler falan. O yüzden yani gördüğüm kadarıyla veliaht prenslerin de Joe Biden'ın gözünde çok uzun bir ömrü yok gibi gözüküyor. Bunu ben şimdilik söylemiş olayım da daha sonra yeni verilerle beraber bunu ayrı bir video yaparım. Çünkü stratejik önemde bir gelişme bu. Yani sadece Çin ve Rusya'yla sınırlı kalacak bir durumla karşı karşıya değiliz bu anlamda. Ve sonuçta Araplar da bunu anlamış gözüküyor. Belki de zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bakacağız.